Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Radyospor.com web sitesi üzerinden direkt mesajlarınızı. Bunun dışında Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde konuğumuz GZT Giresun Spor Başkanı Hakan Karahmetoğlu. Hakan Karahmet'le birlikte Giresun Spor'u değerlendireceğiz. TFF 1. Lig'de son hafta oynanacak. Giresun Spor'un son haftadaki rakibi deplasmanda Tuzla Spor. Zirve yarışı devam ediyor. Adana Demirspor, Giresun Spor ve Samsun Spor 67 puana sahip. Son haftada ilk iki belli olacak. Playoff potasındaki takımlar belli olacak. Playoff hattı belli oluyor. Zaten küme düşen takımlar geçtiğimiz hafta netlik kazanmıştı. Akhisar Spor, Ankara Spor ve Eskişehir Spor lige veda etmişti. Şimdi bağlantımız gerçekleşti. Hattımızda Giresun Spor Başkanı Hakan Karahmet var. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk Salim'cim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tüm bizleri dinleyen herkese de hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler diliyorum. Ben de aynı dilekleri paylaşıyorum Sayın Başkan. Kutluyorum. Son haftaya kadar mücadele ettiniz. Son hafta rakibiniz Tuzla Spor. İstanbul'da önemli bir maç. Saat 20.30'da başlayacak 3 maçta. Hem sizin açınızdan oynayacağınız maç önemli, hem de rakiplerinizin oynayacağı maçlar önemli. Neler söylersiniz Sayın Başkan? Şöyle, öncelikle beni bu zamana kadar takip eden, söylediklerimi dinleyen herkes şunu bilir. Ben çok rakiplerimle ilgili hele hele olumsuz imada bulunacak hiçbir şey söylememeye çalıştım. Söylemedim de. Çok rakiplerimle ilgili yorum yapmayı, başka takım hakkında konuşmayı hiç sevmem, haddim olarak görmem. Onu bir hadsizlik olarak gördüm, başka takımın iç işlerine karışmayı. Ben hep kendi takımımla ilgili bir şeyler söylemek istedim. Hep de öyle yaptım o zamana kadar. Biz Giresun Spor olarak önümüzdeki son 90 dakikaya gidiyoruz ve inşallah Allah nasip etsin, Allah'ın izniyle bu maçı kazanıp bu ligde artık bu iki başarıyla şampiyonluğu tamamlamak istiyoruz. Bizim gayemiz bu, isteğimiz bu. Buraya kadar verdiğimiz mücadelenin aslında bu en keyifli, en güzel yeri. Çok heyecanlı herkes, yani tüm Giresun camiası, Giresun spor severler, futbol camiasında bize sempatiyle bakan herkes son derece heyecanlı. Yemeğin en lezzetli tarafı diyebiliriz. En keyifli tarafı diyebiliriz. Çünkü sonuna geldik artık. Ama heyecanı da bir o kadar yüksek. Yani bana çok mesajlar geliyor herkes. Başkanım, kazanacak mıyız falan. Tabii ki Allah nasip ederse kazanacağız inşallah. Bazen böyle olumsuzluklar akla geliyor. Dedim ki yani böyle kaybettiğim zaman benden daha çok üzülecek birisi de olamaz herhalde. En fazla üzülecek ben olurum ama biz kazanmak için her şeyi yapacağız. Zaten takımımız şu anda en önemli maçına hazırlandığını biliyor. Antrenmanlarda inanılmaz bir tempo, çalışma devam ediyor. Hepimiz artık buraya kadar getirdiğimiz bir mücadeleyi son 90 dakikayı kazanarak, 3 puan alarak bitirmenin ne demek olduğunu bilincindeyiz. Tüm takımımız, tüm bizler, hepimiz ona son derece motivasyonumuz yüksek. İnşallah Allah nasip ederse Tuzla Spor'la oynayacağımız maçta 3 puan alarak bu işi tamamını erdirmek istiyoruz. Sevgili dinleyenler, hattımızı da hatırlatalım. Konuğumuz Hakan Karahmet. Sayın Başkan, rakiplerinizle ilgili hiçbir açıklama yapmadınız. Fakat geçtiğimiz hafta içerisinde Yılport Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da açıklamaları olmuştu. Bu konuyla ilgili yorumunuz nedir? O dönem konuşmuştuk. Siz işinize odaklandığınızı söylemiştiniz. Neler söylersiniz? Yine gündeme geldi. Özellikle de son oynadığınız maçta taraftarların içeri girmesiyle ilgili. Ya
Yani şöyle, Yüksel Başkan'ın zaman zaman bir takım açıklamaları var. Futbol camiası bunu takip ediyor. Dediğim gibi ben onun üslubuyla, tarzıyla ilgili o onu bağlar, onun görüşleri. Ama yani bizim ne yaptığımızla ilgilenmek yerine kendi neler yapmayı düşünüyor onu anlatırsa, yani sonuçta evet Giresun'daki olan şeyler kulüp başkanı olarak beni ilgilendirir. Olumlu da olumsuzluk da. Onlar beni ilgilendirir. Başka bir takımı ilgilendirmez. Çünkü Giresun Spor takımı hiçbir takım hakkında hiçbir açıklama yapmıyor. Bunu hadsizlik olarak görürüm zaten ben bir başka takım hakkında konuşmayı. Yani beni ilgilendirmez. Yani ben sonuçta kendi takımımla ilgiliyim. Başka bir camianın, başka bir topluluğun, başka bir takımın konuşmak haddime değil. Yani ben asla bunu yapmak tarafında olan biri değilim. Ama benim takımımla ilgili de herkes görüşlerini söylerken sınırlarını bilmeli. Yani hiç kimse kimseden büyük değil. Başta bunun altını çizeyim. Yani kendini böyle hani kimse birilerinden farklı olarak görmemeli. Zaten futbolun güzelliği burada. Yani eğer Süper Lig'e yükselmek için bugün desek ki 300 milyon lira getiren Süper Lig'i alacağız, herhalde 50 kişi getirir. Ama bu parayla olabilen bir şey değil. Yani bu tamamen bir mücadeleyle olan bir şey. Yani parayla Süper Lig'e alamazsın. Zaten bu işin güzelliği de orada. Yani futbolu sadece parayla yapamazsın. Yani orada ruh lazım, enerji lazım, başka motivasyonlar lazım. Yoksa her çok parası olan gider, istediği şampiyonluğu satın alır. Ama bunun tadı olmaz. İşte zaten futbolu güzelleştiren taraf da bu. O yüzden ben hani diğer başkanların ne söylediğine, özellikle benim takım hakkında konuşmalarına çok doğru bulmuyorum. Herkes kendi işine baksın. Yani herkes kendi işiyle ilgilensin. Biz öyle yapıyoruz. Biz hiçbir takım için bir şey söylemiyoruz. Ben Samsun Spor camiası zaten hani ayrı tutuyorum, çok da seviyorum. Samsun Spor'ları da seviyorum. Sonuçta yani yakın kardeşiyiz. Ama Yüksel Başkan'ın zaman zaman hani bizimle de ilgili bu tarz şeyleri hani bunları ilan eder şekilde, şikayet eder şekilde söylemesini çok doğru bulmuyorum. Diğer kulüp başkanları için de kulüpler için de konuşmasını ben çok doğru bulmuyorum. Yani sanki başka manalara gelecek şeyleri söylemesi. Zaten futbol çok açık oynanan bir şey. Herkesin gözü önünde oynanıyor. Yani kimsenin kendi kendine bilinçaltında arkada başka görüşler ortaya çıkaracak, başka fikirler ortaya çıkacak şeyler söyleyerek aklı bulandırmaya gerek yok. Aslında Giresunspor her şeyin özeti bu sene. Yani Giresunspor kullandığı ekonomik bütçeyle geldiği nokta her şeyin özeti. Giresunspor bu zamana kadar bir hakem hakkında konuşmadı. Federasyon hakkında hiç konuşmadı. Yani sonuçta yaşadığımız pandemi sürecinde her şey çok zor. Yani federasyonun işi de zor. Yani hükümetlerin işi zor, devletimizin işi zor. Dünyada pandemi var, kriz var. Hakemlerin de işi zor. Yani şimdi bir de biz onlara yük atmak, onlara şey oluyor, hatalar oluyor. Yani şimdi hakemin 10 tane verdiği doğru kararı görmeyip bir tane hatalı karar üzerinden başka algılar yapmak ben çok doğru bulmuyorum. Zaten Giresunspor'un da güzelliği bence bu sene şampiyonun en güzel hediyesi bu olacak. Hiç ne federasyona konuştuk, ne hakem hakkında konuştuk, bir tane açıklama göremezsiniz. Tertemiz. Yani olur, insandır, hata yapar. Böyle de şampiyon olunabiliyor. Yani aslında anlatmak istediğimiz hikayemiz mutlu sonla bittiğinde bunu da göstereceğiz. Çünkü yani hakemler hakkında konuşmak, federasyon hakkında, onlar da işini yapmaya çalışıyorlar. Onları yani yüzlerce takımla uğraşıyorlar. Bu zor şartlarda bir de onlara böyle yük atmak, onların işini zorlaştırmak veya onları itham altında bırakmak bence hiç doğru bir şey değil. Çok şükür ki biz bunu yapmadan buraya kadar geldik. Yani hani eğer ortada bir başarı varsa, evet bu yönetimin, başkanının, futbol takımının, teknik direktörün, teknik kadronun, kulüp çalışanlarındır. Eğer ortada adına başarısızlık diyeceksek, onda da herkes kendi üzerine sorumluluğu almalı. Yani başarısız olunca başkalarının, başarı olunca benim. Öyle bir şey yok. Başarı da benim, başarısızlık da benim. Yani bunu başka şeylerde aramak bana göre son derece yanlış. Herkes kendi takımıyla ilgili istediği yorumu yapabilir. Ben her şeyi yaparım diyebilir, uçacağım, kaçacağım diyebilir ama
başka takımlarla ilgili konuşurken ben yani dikkat edilmesinden yana olduğunu düşünen bir başkanım. Zaten ben de buna dikkat ediyorum. Hiçbir zaman takımları konuşmuyorum. Bu soruyu da sen sorduğun için görüşlerimi dile getirdim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hakan Karahmet. Sayın Başkanım, reklam aramız olacak. Çok kısa bir ara. Hatta beklerseniz mutlu olurum, ardından devam edelim. Tamam. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Hakan Karahmet. Giresun Spor Başkanı Hakan Karahmet bizlerle birlikte. Sayın Başkan, tekrardan hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Son 90 dakika diyelim. Eğer kazandığınız takdirde Süper Lig'desiniz. Süper Lig'e dair planlamalar başladı mı? Mesela Hakan Hoca'nın sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Devam edecek misiniz Hakan Hoca'yla? Süper Lig'e çıktıktan sonra Giresun Spor yaklaşık 40 yıllık bir hasrete son verecek. Planlamalar, programlamalar başladı mı Sayın Başkan? Yani beni birazcık tanıdığınızda mutlaka her planımız vardır. Yani evet. Süper Lig'le ilgili de tabii ki planlarımız var, düşüncelerimiz var. Ama tüm bu sorularına özet bir şey söyleyeyim. Nasıl Giresun Spor bu sene, ben seninle başından itibaren konuşurken ne söylediklerimi biliyorsun. Süper Lig'de de inşallah Giresun Spor çıktıktan sonra sürpriz yapacaktır. Yani birçok sürpriz olacaktır. İnsanları tebessüm ettiren, güzel işler yapan bir Giresun Spor olacaktır. Çünkü genelde yeni çıkan takımlarla ilgili düşmenin adayı gibi görülürler. Bu normal olandır, sürpriz olan değildir. Yani yeni çıkan takımlardan düşebilir ihtimali genel bir kanıdır, görüştür. O yüzden ben hani sürpriz yapacak bir takım her zaman olduğu gibi, bu senede olduğu gibi Süper Lig'de de düşüncelerimiz ve sonuçlar böyle olacağını düşünüyorum. Söylediğim şeylerin beni bağladığını biliyorum. Yani zaten ileriki zamanlara bugünden bir not düşüyoruz. Senin yayında da adaylığından itibaren bugüne kadar söylediklerim, o gün söylediğimle bugün söylediğimle aynı olduğunu görürsünüz. Başkanım dün söylemişti diyebilirsin o yayınlara bakarsa. Çünkü ben başkan adayı olmadan da Giresun Spor güzel sürprizler yapacak. Her zaman adından söz ettiren ama hep iyi şeyler söyleten bir takım olacak demiştim. Öncelikle kalmayı başaralım, sonra başka hedefleri konuşuruz demiştim. Evet. Süper Lig'de de aynen şekilde inşallah çıktığımızda bütün hedeflerimiz ve amacımıza uygun kararları alacağız. Haddimizi, hukukumuzu bilerek kulübümüze hiçbir zarar vermeden aynı şekilde yönetim tarzını devam ettireceğiz. Allah çıkmayı nasip etsin inşallah. Yani oradaki düşüncelerimin de aynı şekilde, yani ne yapacağımızı bugünden biliyoruz. Hiçbir problem yok. Kimse panik olmasın. Güzel bir şey olacak. Yani Süper Lig'de Giresun Spor çok yakışacak, yaptıklarıyla da güzel işler, güzel izler bırakacağını düşünüyorum. Peki Hakan Hoca ile ilgili var mı bir gelişme? Şimdi Hakan Hocam'la ilgili daha önce de söyledim mi bilmiyorum ama lig bittiğinde, evet 31 Mayıs itibariyle sözleşme bitiyor. Lig bittiğimizde Hakan Hocamızla konuşacağız. Evet. Yani masaya ilk oturacağım hoca Hakan Hoca olacak. Bu ne zaten herkes daha önce de ilan etmiştim. Masadan çıkacak sonuca göre herkes bunu öğrenecek. Yani karşılıklı oturacağız ve görüşeceğiz. Ama ilk oturacağımız hoca Hakan Hoca olacak. Mesajlar da var. Hı-hı. Fotomaç gazetesi yazarı Cevdet Ünüvar bir mesaj göndermiş. Cevdet abinin mesajı şu şekilde: örnek bir başkan profili çizdi. Sayın başkanı ve takımını kutluyorum. Başarı konuşur, konuşturur. Süper Lig'de de kurumsal kimlikli kalıcı bir takım olacaklardır demiş. Cevdet Bey'e çok teşekkür ediyorum bu güzel görüşlerine. Yani şöyle, aslında biz söylediklerimizle zaman zaman kitleleri, toplumları hani yanlış da yönlendirebiliyoruz. O yüzden bizim söylediklerimiz önemli bu makamlarda.
yani spor adına, yani sonuçta bunun futbol olduğunu, bundan her sonucun olabileceğini bilirsek, yani söylediklerimizin insanlar üzerinde ne kadar etkili olduğunu bilirsek, kelimelerimizin nereye gittiğini hesap edersek, konuşmalarımıza dikkat etmek durumundayız. Ben hep etmeye çalışıyorum. Sağ olsun güzel sözleri için. Çünkü yani en kolay şey başkalarına çamur atmaktır. Kendi üzerindeki sorumluluğu başkalarının üzerine yıkmaktır. Ve kitleleri birbirine karşı karşıya getirmektir. Bizim sorumluluğumuz çok önemli. Yani sonuçta nihayetinde evet, futbol çok heyecanlı bir şey ama yani sonuçta bir spor, bir aktivite, bir şov. Böyle bir bakmak lazım. Yani böyle dünyanın sonu, insanların böyle birbirine karşı düşman etmek, hele toplumları, kitleleri, illeri son derece yanlış. O yüzden bundan uzak durmak lazım. Devlet Bey'e de teşekkür ediyorum güzel düşünceler için. Sayın Başkan, sansasyonel bir transferiniz olacak mı Süper Lig'e çıkarsanız? Giresunspor'un sansasyonel hiçbir şeyi olmaz. Transferi de olmaz. Evet. Giresunspor... Yani böyle çilek dediğimiz tarz. Yok, biz öyle çilekçi falan değiliz. Yani öyle şeyleri Türk spor tarihi çok gördü. Bizde sansasyonel hiçbir transfer olmaz. Zaten bu seneki Giresunspor'a baktığınızda da bu aslanların, bu kadronun ne kadar ne işler yaptığını görürsünüz. Ama ismen herhalde biz bunlarla anlaşırken herkes çok sansasyonel isimler değildi o günler, ama şu anda bu çocuklar bu ligi yani hakkını verdiler. Neler yapabileceğini gösterdiler. Çünkü hani sansasyonel olmaktansa yani inananları bir araya getirmek ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Türk spor tarihinde de sansasyonel isimlerden çok fazla fayda sağlanmadığını defalarca test ettik, gördük. Bana inanan bir kadro çok daha büyük işler yapacağını düşünüyorum. Çok fazla böyle çilek falan içine gireceğimizi de düşünmüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Hakan Karahmet. Sayın Başkan, şu anda mevcut borç ne kadar? Giresunspor'un Süper Lig'e çıktığınızda bir ayak bastı parası da olacak. Evet. Yani şöyle söyleyebiliriz. Giresunspor'un herhalde en borçsuz kulüplerden, yani en az borcu olan kulüplerden bir tanesi olacaktır Süper Lig'de diye düşünüyorum. Yani çok fazla borcu olmayacak Giresunspor'un. Çünkü hani bu seneki mütevazi bütçesi de Giresunspor'u çok fazla yük bindirmedi. Geçmişten gelen, biliyorsunuz, bizden önceki yönetimlerin bıraktığı borçlar vardı. Onlar da birçok kısmı yapılandırıldı, bir kısmı hala gelmeye devam ediyor. Onları da çözüyoruz. Zaten orada bir mahkeme süreci de var, biliyorsunuz. Yani o borçların büyük kısmı, bir kısmı yani %40'ı halloldu, ödendi. Kalanlar da ödenecektir. Giresunspor Süper Lig'de yani az borcu olan kulüpler arasında yer alacaktır diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Hakan Karahmet. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız. Ben teşekkür ederim Sayın Cim. Çok sağ olun, zaman ayırdınız, bağlandınız. Ben teşekkür ederim. Buradan şeyi de söylemek istiyorum. Tabii ki. İnşallah Allah nasip eder, şampiyon olursak taraftarlarımızı, Giresun'daki halkımızı, çok valimizi ve emniyet müdürümüzü zorda bırakmayalım. En önemlisi kendimizi zorda bırakmayalım. Kutlama işini şeyden sonraya bırakalım. Bu yasaklar kalktıktan sonra biz Giresunspor kutlaması olacak, zaten yapacak. Orada daha böyle kontrollü bir kutlama şeklinde dizayn edip daha böyle doğru bir şekilde yapabilirsek ona beklesinler. İnşallah bu kulüp zaten takımımız sokaklarda gezecektir. Yani onları selamlayacaktır. Evlerinde kalsınlar. Bayraklarıyla takımımızı balkonlarından selamlasınlar. Yani sevinci de başka sorunlar çıkmasın. Bu konuda da nacizane rica ediyorum. Yani kendi sağlıkları için en önemlisi, kimseyi de zor durumda bırakmamak için taraftarımızla dikkatli olmaya davet ediyorum. Sayın Başkan, dinleyenlerden gelen mesajlar var. Mahsun Başduğ yazmış. İş yerinde Giresunsporlu arkadaşlarımızla takip ediyoruz demiş yayını.
Ben de Hakan Başkan'ı tebrik ediyorum. İnşallah Adana Demirspor'umuzla el ele kol kola birlikte Süper Lig'e çıkarız. 14 puan gelip lider olduk. Bir kez olsun bahanelere sığınmadı Hakan Başkan demiş. Sizin de açıklamalarınız vardı bu konuyla ilgili. Evet, tebrik etmiştiniz. Evet. Tabii. Yani ben Adana Demirspor'un yani başarı bu. Yani her başarıyı tebrik etmemiz lazım. Değil mi? Hani bu rakip bu kötü bu iyi diye ayrım yok. Hepimiz aynı şeyin içerisindeyiz, havuzun içerisindeyiz. Bu başarı hikayesi yazıldı yani. Onlar da nereden geldiler, nereye geldiler ve biz başarılı olan herkesi tebrik ediyoruz. Yani bizim kimse düşmanı falan değil, sağ olsunlar. Onlar çok ciddi bir başarı hikayesi de onlar da yazdılar. Evet. Onları da tebrik ediyorum Adana Demirspor camiasında. Yani kutluyorum orada da. Zaten hani işte Murat Başkan falan çok yani ilişkilerim, benim bütün başkanlarla ilişkilerim iyi. Yani herkesle ilişkilerim çok iyi. Yüksel Başkan'la da iyi. Bütün başkanlarla ilişkilerim son derece iyi. Başarılı olanı tebrik edeceğiz. Etmeyi bileceğiz. Onlar da son derece başarılılar. Sayın Başkan, hemen bir şey daha soracağım. Siz daha önceki dönemlerinizde de çalıştınız. Giresunspor'da görev alırken şu an yoğun bakımda tedavi görüyor Levent Hoca, Levent Erik. Evet. Bir bilgi alabildiniz mi geçmiş Evet gönderdik. Oğlu'yla konuştuk. Yani Levent Hoca'dan bilgi alıyoruz. İnşallah Allah bir an önce sağlığına kavuştursun. Yani biz Levent Hoca'yla ben bir de çalıştım. Kendisini çok severim. Çok düzgün, çok onun kahkahalarıyla tekrar bir arada oturmayı isterim. O yüzden kendisine şifa diliyorum. İnşallah iyiye gittiğini düşünüyoruz zaten. Onun bilgilerini de alıyoruz. İnşallah Levent Hocamız bir an önce sağlığıyla aramızda olur. Evet. Kendisi çok değerli ve kıymetli bir spor adamı. Aynı zamanda çalışma fırsatı bulmuştum. Çok da keyifli ve neşeli birisidir. Allah bir an önce şifasını versin. Allah onu aramıza bir an önce sağlık saatte katılmayı nasip etsin inşallah. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Salimce teşekkür. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Giresunspor Başkanı Hakan Karahmet'ti. Hakan Karahmet'le birlikte Giresunspor'u konuştuk. Son bir hafta nefesler tutuldu. Son 90 dakika Adana Demirspor Menemen deplasmanında, Giresunspor Tuzla deplasmanında, Samsunspor'sa Adana Spor deplasmanında İkili avarajlarda Adana Demirspor'un Giresunspor ve Samsunspor'a karşı, Giresunspor'un da Adana Spor'a karşı Samsunspor'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Üçlü avarajda Adana Demirspor'un üstünlüğü söz konusu. Son hafta tüm takımlar maçlarını kazanırsa Adana Demirspor ve Giresunspor, herhangi biri kaybettiğinde diğer iki takım, üç takımdan diğer iki takım Süper Lig'e yükseliyor. Burada belirleyici olan Adana Demirspor ve Giresunspor'un oynayacağı maçlar. Samsunspor Adana Spor maçını kazansa da Tuzla, Giresunspor ve Menemen Spor Adana Demirspor maçından çıkacak, sonucu bekleyecek. Böyle bir durum söz konusu. Geçtiğimiz yıl daha zevkli bir şekilde ilerlemişti TFF birincilik. Lider belli olmuştu haftalar öncesinden. İkinci takım son hafta belli olmuştu. Adana Demirspor Ümraniye'yi mağlup etmiş. Fakat Altay Ümraniye'yi yenmişti. Adana Demirspor kazansa da son hafta Süper Lig'e çıkamamıştı. Erzurumspor çıkmıştı. Bu yıl da son haftaya kaldı. Bu yıl da son hafta ilk iki takım belli olacak. Sizler de bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz sevgili dinleyenler. Radyospor.com web sitesi üzerinden direkt mesajlarınızı. Bunun dışında Twitter'da Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Mustafa Önal yazmış. Selamlar, iyi yayınlar Salim kardeşim. İnşallah kazanan biz olacağız. 26 yıllık hasret sona erecek. Son istasyon zafer olacak demiş. Antman Çal yazmış. Giresunspor Başkanı'nı tebrik ederim. Tribünün alınan yasak olmasına rağmen 3000 seyirci hakkında bir kelam etmeden 12 dakika konuşması gerçekten takdir edilecek bir durum demiş. Bu konuyla ilgili kısa da olsa konuştu. Antman Bey'in sorusunu bu şekilde söyleyeyim.
sordum. Muhammed Dalmış yazmış. Samet Hoca'la Adana Demirspor, Menemen Spor'u yener mi? Yine ben kazanacağını düşünüyorum. Reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra biz buradayız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde konuğumuz Giresunspor Başkanı Hakan Karahmet'ti. İkinci bölümde ilk konuğumuz Bandırma Spor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin. Metin Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Hocam, hayırlı uğurlu olsun. Bandırma Spor'da göreve başladınız. Bir yıllık sözleşme imzalandı. Bu hafta sonu... Evet, önümüzdeki yıl için hocam resmi anlaşma yapıldı. Kulüpten bu da bildirildi. Gelecek sezon için çalışmalara başladınız hocam. Plan, program nedir? Hedefleriniz nelerdir? Bandırma Spor'u tercih etmenizdeki sebepler nelerdir hocam? Evet, yani biliyorsun daha önce direkt hedef takımlarda çalıştık. Buradaki karakter daha çok başkanla olan görüşmede ortaya çıkan Bandırma Spor yani finansal yapılanmasının içindeki düşünceleri artı sportif yapılanmayı hep beraber, çünkü Bandırma Spor'un biliyorsunuz son iki yıldır ben takibimdeyken başkan gelişiyle bir yukarıya doğru istenerek bir halklıktan yukarıya çıkıp böyle bir çıkışı var ve proje gibi yapılanmanın içinde önceki yılların aslındaki görev bir rol aldık. Bu rolü üstlendik. Burada hem söylediğim gibi yani sağlıklı bir finansal yapılanmayla beraber ki o tabii ki başkanı yönetimin düşünceleri doğrusunda geliştirdik. Biz de bu anlamda sportif bir yapılanma ve sportif bir başarıyı getirme adına katkı vermek adına da Bandırma Spor'la anlaştık. Buradaki hedefleme bakımında tabii ki örneğin bu yıl bir Adana Demir, bir Samsun Spor gibi çok büyük bütçeler ya da olmazsa olmaz şampiyonluklar gibi bir düşünce olmamakla beraber sağlıklı bir kadro planlaması yapılanmaktır. Yani her yıl değişen kadrolar yerine daha sistemli oturmuş, biraz da uzun vadeye yayılacak bir kadro planlaması oluşturmak. Onunla beraber de gelebilecek en yüksek başarı elde etmek. Yani istikrarlı Bandırma Spor'un hem başarıyı yakalayabilme adına ama en önemlisi de sağlıklı, kalıcı, finansal, sportif yapılanmayı gerçekleştirme adına. Yani görüşmelerden başkanla görüşmelerle bu yönde bir vizyonunu, böyle bir arzusunu, Bandırma Spor'a böyle bir katkı yapmak istediğimi sonunda ortaya çıktığından bu sefer böyle bir rol üstlendik. Burada zaman içinde yapacağız inşallah. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Metin Diyadin. Metin Hocam, bu sezon ligi takip ettiniz. Pandemi süreci de yaşanıyordu. Evet. Ligi, birinci ligi nasıl değerlendirirsiniz hocam? Ligin seyrini nasıl değerlendirirsiniz? Birinci lig bu yıl, yani bitmek üzere olan bu yıl. Yani belki de son 20 yılın en kolay 2-3 sezonundan biriydi hedefi yakalamak isteyen takımlar için. Çünkü birçok takımın hem ekonomik zorlukları olsun, hem kadro yapıları olsun, hem zorluklar yarışan takım sayısını düşürür. Evet. Bu da Samsun 6 ay 3-4 takımı öne çıkarttı. Yani 3-4 takım arasında gitti geldi. Hatırlarsan daha önceki yıllarda bu sayı böyle ligin bitimine 8-9-16 kala en az 6-7'leri bulurdu yani. Ama bu yıl söylediğim gibi oldu. Büyük ihtimalle zaten sezon başı ki hedefleri koyanların
dört takımın arasından böyle çıkmış olacak zaten. Gibi görünüyor yani. Hocam peki son haftaya kaldı şampiyonluk yarışı. Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor. Bu üç takımdan ikisi çıkacak. Playoff heyecanı var sonrasında. Playoff hattında da önemli takımlar var. İstanbulspor az önce saydığım üç takımdan birisi. Altınordu ya da Keçiören Gücü, Altay. Çok çok önemli ekipler hocam. Gelecek yılda Süper Lig'den 4 takım düşüyor. İlk takım belli oldu, Denizli Spor. Hocam gelecek yıl zor bir birinci lig bizi bekliyor mu? Gelecek yıl artık onu da ya, 4 takım inecek aşağıya. Şimdi Denizli Spor garantiledi. Evet. Manisa ve Eyüp geldi. Tabii alttan Manisa ve Eyüp ekonomik koşulları iyi olan. Ama futbolda sadece ekonomik koşul yeterli değil. Çok ayrıntısına girmeden geçelim. Tabii ki bu imkanlarla gelen var ve Süper Lig'den de inen 4 takım oldu. Onun için mesela önümüzdeki yıl bu yıllığa göre özellikle ilk 6 bölümünde daha zorlu olacak muhakkak. Ama tabii yine Süper Lig'de inen takımların ya da inecek takımların neyle karşılaşacağı da belli değil. Çünkü birçoğu borç içinde düşebilir. Çünkü oyuncuların veya şikayetleri olan olur. Bunların takım yapması da bazen de öyle sıkıntılar olabilir. Düşen takımlarda Süper Lig'de. Onun için zaman içinde oradaki boyut görülecek. Bunun hem, yani bu ligin, birinci ligin en önemli yani sorun diyelim sezon içinde. Direkt hedef koyanlar, çok önemli rakamları arayanlar, sonuçları yakalayamazlar. Kulübü olarak ciddi sıkıntıya düşmeleri yani. Örneğin bu yılda Adana Demirspor yıllardır önemli rakamlar arayacak, önemli kadroları. Sonunda bu sene çıkacaktır zaten. Yani 3-4 senelik bir periyodun ardından yakalayabiliyor. Evet. Samsun, o da hemen hemen aynı önemli rakamlar, önemli bütçeler harcayarak işte playoff'tan gibi görünüyor. Görüntü olarak son hafta ne olacağını bilemeyiz ama görüntü olarak öyle görünüyor. Oradan gelmeye çalışacak. Altay da öyle. Yani önemli harcayanlar yukarıda gibi. Ama sonuçta da bir tane iki tane çıkıyor. Ondan sonra söylüyorum. Yani bu şüphelik denilenler için de geçerli. Yani indiği zaman 100 milyonluk bir gelirden oluyorlar. Oyuncu mukavelelerinin ve pandemiden dolayı da sıkıntılar oldu. Ödeyemediğiniz kaç aydır maaş ödeyemeyen kulüplere bu borçlar oyuncu ofaya şüpheye gidiyor. Bunlar nasıl olacak bilen takımlar için. İndikten sonra bu gelirler yok. Gelir 100 milyon, gelir 15 milyon artıyor. Tabii çok zor yani bu anda kulüpleri. Onun için direkt böyle çok yüksek hedefler koymaktansa sağlıklı yapılarak gitmek, yani kulüpleri yaşatmak, ekonomik anlamda borçlandırmadan kulüpleri yaşatmak, bu doğrultuda kadro planlamalarını sağlıklı yapmak daha önemli diye düşünüyorum. Çünkü bir anlık hevesler, bir anlık çok yüklenmeler ve sonuç alamadığınız zaman kulübünüzü çok aşağılara itebilirsiniz. Batma noktasına gelip örnekleri çok var. Buralara gelebilir. Ama senin en doğrusu ben de ödeyebileceğiniz rakamlar, finansal istikrarı sağlamak. Bununla beraber de o finansal bütçenin içinde sağlıklı bir şekilde sağlıklı bir kadro yapmak. Ya bundan yakalayabildiğiniz en yükseğe yakalamaya çalışmak. Yani olmazsa olmaz hedefler artık ekonomik olarak kaldırılma boyutundan çıktığı için de kulüplerin en ufak bir başarısında çok da aşağılara gittiği aşikar örnekleri çok fazla. Yani biz de bir yargılandırma sporların açıkçası görüşmelerde başkanla birlikte yönetilerek görüşmelerde en önemlisi de
böyle sağlık, yani sağlıklı bir yapı kurma arzuları, hem kadro hem bütçe olarak, sağlık alarak kulüplerin yaşaması da biraz ona bağlı. Bu doğrultuda biz de kendilerine katkı vermeye çalışacağız. İnşallah da onların beklentilerine karşılık vererek görevi yapabilmiş oluruz. Hocam bir soru var İsmail Bey'den. Evet. Twitter aracılığıyla yazmış. Selam Salim Bey, Metin Hocama da selamlar. Metin Hocamı Erdoğan Spor'dan tanıyorum. O dönem ben de amatör oynuyordum. Ama Erdoğan Spor'dan. Erdoğan Spor neresi? Dalla direkt öyle yazmış hocam. Trabzonlu kendisi. Trabzonlu mu? Trabzonlu. Metin Hocama o başarılar diliyorum. Yok yok, o şeydir. Teşekkür ederim kendisine. O Erdoğan Spor vardır orada. Evet. Ben orada oynamadım da orada bizim mahalle gibi düşün. Oradan tanıyorum demek istemiştim. Teşekkür ederim kendisine. Selamlarınızı ilettiniz hocam. Devam etmiş. Evet. Metin Hocama başarılar diliyorum. Trabzonspor taraftarıyım. Trabzonspor'da nelerin değişmesi lazım şampiyon olabilmesi için, görüşleri nelerdir demiş Metin Hocam'ın. Bizimki biraz muhakkak vardır ama biraz dışarıdan okumak zordur yani. Onun orada görev yapanlar daha sağlıklı karar verir ama Trabzonspor'un tabii ki daha önceki yıllarda şampiyonluklar yaşadığı için yaklaşık 30-40 yıl oldu. Böyle bir beklenti tabii ki var. Dönem dönem her 5-6 yılda bir bunu yakalama şansı olsa da şimdiye kadar yakalayamadı. Ama Trabzonspor'un bu ligde her zaman büyük takımların içinde var olması, bazen ikinci, bazen üçüncü, dördüncü olması çok %100 tatmin etmese de önemlidir diye düşünüyorum. Evet. Yani Trabzonspor'un şu andaki oyuncu profilleriyle, hocasıyla yani başarılı olacaktır, oluyordu zaten diye düşünüyorum. Belki şampiyonluk bağlamında hep eleştiri geliyor ama çok oraya endekslenmesinler. Onun için istikrarlı bir başarı her zaman önemlidir. Trabzonspor'da bu seviyedeki 1-2-3-4 arasında yer aldığı her sezonun önemli olduğunu ben düşünüyorum. Tabii ki şampiyonluk bunun içinde yer alırken bazen gelebilir. Mesela 2 yıl gelebilirdi. Gelmedi ama olabilir. Önümüzdeki yıl olabilir. Yani yapılacak olanları da oradakiler daha iyidir açıkçası. Hocam, Abdullah Avcı bu noktada doğru bir tercih miydi? Bence doğruydu. Ben başında söyledim. Hatta bilmiyorum. Belki de yayında sana söyledim. Burada söylemiştiniz hocam. Ben ilk geldiğimde söylemiştim ki geçti. Mesela sezon başı Newton'la başladıklarında, hatta daha öncesinde duyumlara geliyor. Abdullah Hoca ile görüşmüşler olmamış sonra Newton'la başladı. O süreci Abdullah Hoca ile başlasaydılar bence sezon başı sadece puan kayıpları değil, o sezon başındaki puan kayıpları değil. O da mesela transferdeki yönlendirmeleriyle de bu kadar birçok hata olmaz. O da takımı olumlu yansırdı zaten. Bu yarışın içinde de kesin yer alırdı. Yani zorladı, olamadı. Ama insan olarak biraz eleştiri Trabzon'da geliyor tabii. Ama bu sistemler, yani bir oyun formatlarını, bir oyun sistemlerini, bir okul yaratmak öyle bir ayda, iki ayda olacak işler değil. Bazen de o sistemlere oturmak için bazı oyuncu profillerimizde de ihtiyaç vardır. O ihtiyaçları gidermenin yolu da işte böyle bazı trans ara dönemdir. Yaptılar bir iki tane. İşte sezon sonudur. Bir sürenin içinde bu oluşur. Yani eğer bir ekol takımı olacaksanız bu böyledir ki Abdullah Hoca'nın ben o yönde yani teknik adamla başlayış yıllarımız aynıdır. Evet. Yani onun için ben Başakşehir'de İstanbul Spor oradaki gelişiyle beraber bunu yaratma yönünde de ben yetenekli olduğuna düşünüyorum. Doğru. Ha, bazen Trabzon taraflarını biliyorum ben. Yani hep baskı önde oynayan böyle bir takımı arzu ediyor falan.
Yani beraberlikler falan, onu zannediyorlar ki mesela beraberlik, hoca beraberliği oynuyor. Yok, onun bir sistemdeki ısrarı diye düşünsünler bunu. Yani oturtmak şimdi önümüzdeki yıllar için sistemdeki ısrarı diye düşünsünler onu. İşte ona o sisteme 2-3 ilave daha kafasındaki oyuncu profilini yakaladığı zaman işte oyunun hızı da yükselecektir. Oyunun rakip sahada oynama oranı da daha çok yükselecektir diye düşünüyorum ben. Onun için çok Türkiye'de, yani Türk antrenörlüğünde yapılabilecek yeni tercih yaptıklarını düşünüyorum. Peki hocam, Uğurcan Çakır, ciddi teklifler var. Inter iddiası gündeme geldi. Daha önce Liverpool'da da ismi alınmıştı. Uğurcan Çakır makul bir ücreti, yani değerini bulduğunda satılmalı mı hocam? Tabii tabii. Yani buralarda sadece Trabzonspor değil, burada Türk takımlarının bir tereddüt etmemesi lazım. Yani buradaki derede değerini bulduğu zaman zaten etmemesi lazım. Yani çünkü bu çocukların yurt dışında oynaması, Trabzon'dan gidip ya da atıyorum Bursa'dan gidip yurt dışında, işte Mönchengladbach'ta, Lille'de falan filan, yani buralarda Arsenal'da diyor, burada bunlar az şeyler değil. Bu çocuklar zaten, yani şöyle düşünemeyiz yani bence. İşte ben Türkiye Ligi'nde bir hedefim var. İşte bu sene değil öbür sene gibi, ama Avrupa'nın bakış açısında bu süreç öyle olmuyor. Yani yaşlar önemli. O yılki performanslar önemli. Onun için Trabzon'da ben de zaten inanıyorum. Yani Trabzonspor değerini bulduğu zaman vereceğine inanıyorum. Vermesi de gerektiğini düşünüyorum. Yani buradaki grup olmayacağı belli olmayan bir hedefe Trabzonspor'u maddi olarak da rahatlatacak bir transferi yöneticilerin engelleyeceğini düşünmüyorum. Bir de artı o çocuğun da geleceğiyle ilgili Uğurcan'ın, yani böyle bir şey varsa ki vardır zaten, geleceğiyle ilgili de önünü kapatmamak lazım diye düşünüyorum. Nasıl Burak'tan, Yusuf'tan, Zeki'den herkes zevk alıyorsa, hoşuna gidiyorsa Türk çocukların var orada. Bu sayı çoğalsın işte, o zaman orada Uğurcan. Yani bu böyle olur zaten ki ben zaten değerini bulduğu zaman vereceklerini düşünüyorum. Verdikleri zaman da Trabzon'da hiç kimsenin de buna olumsuz bir eleştiri ya da görüş bildirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hocam, özellikle son yıllarda yurt dışına giden oyuncu sayımızda da bir hayli artış var. Bunun altını çizelim. Evet. Devamlı hocam. Direkt net bir şekilde vurgulayalım. Artış var. Bunun yabancı kuralıyla da ilgili olduğu söyleniyor. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Yabancı kuralıyla ilgili neler söylersiniz? Bandırma Spor'dasınız. Birincilikte de saha içerisinde 5 yabancı oyuncu oynayabiliyor. Kulübede 1 oyuncu bekleyebiliyor. Evet. Ya bu, yani şöyle, doğru oyuncu, yani doğru oyuncu, katkı verebilecek oyuncuyu bulduğunuzda yabancının tercihi daha önemli gibi. Yani aşağıya indikçe de, Süper Lig'den aşağıya doğru da indikçe zaten bir hafta yok, daha dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Yani eğer mümkün olabiliyorsa tabii ki Türk çocuklarının alt ligler için söylüyorum. Çünkü yukarıdaki Süper Lig'deki şartlar, ekonomisi, artık sosyal medyası olsun, televizyon seyrediliyor, seyredilme oranı, göz, yani o başka bir boyut orası. Onun için oradaki yabancı sayısı, bunu defalarca konuştuk, 14, 13, 12, yok 8 olsun, neyse bunlar, yani yabancı sayısından çok alakalı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Türk oyuncuların yurt dışına gitmesinin, işte bak yabancı çok fazla da olduğu halde bak Türk oyuncular çıkıyor. Ya nasıl çıkıyor? Yani bunun ondan ben çok bağlantılı kurmuyorum. Yani şans verme yönünden veriyor musun? Yani geçen haftaki Beşiktaş maçı, iki takım hemen hemen sahada 22 tane yabancı gibi bir durum var. Yani. Sanki yani bundan dolayı oynuyor mu da, yani o yabancıların içinde oynuyor gibi.
Oynayanlar oynuyor. Trabzon'da işte bazı takımlarda Türk oyuncu var. 3-5 tane. Buradaki olay şu. Yurt dışına açılma şeyinde yabancıların Türkiye'ye işte böyle 1-2-3 tane olduğu zaman artık o bağlantılar kimler şey yapıyorsa Türkiye'den genç oyuncular artık gelip izleniyor. Bir de dünyada artık her yerde herkes izleniyor. Yani eskisi gibi değil. Bir 30 yıl evvel Ahmet İlancı'nın Avrupa'ya gittim de o şeyi buldum gibi bir durum yok artık. Şimdi dünyanın her yerinde herkes ulaşabiliyor oyuncuya. Yetenekli oyuncuya ulaşabiliyor. Yani Türkiye'de de bunlar her dönem olmuştur. Ben sizin sana bir örnek söyleyeyim. Tabii ki hocam. Gökhan Gönül'e ben 25 yaşındayken Avrupa'ya gittim. Fener'de 2 tane oynadıktan sonra. Mesela o zaman konuşurken Avrupa'ya muhakkak git dedim. Yani o dönemlerin son 10 yılı en iyi tabi ki ben onun adına mesela tabii ki Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi Beşiktaş öyle oralarda oynadı ama Gökhan Gönül'ün çok rahat Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynayabilecekken böyle bir tercih kullanmadı. Onun adına üzüldüm. O dönem için öyle. Şimdi çok daha rahat gidilebiliyor. Artık ekonomik tarafını çok düşünmedim genç yaştayken. Avrupa'ya gitmek, oralarda oynamak oyuncular adına daha güzel diye düşünüyorum ben. Onun için yani ulaşım artık herkes seyredebiliyor, sunulabiliyor, çağrılıp seyrettirilebiliyor. Yani Ali Akman'ın muhakkak bağlantıları olan, ilişkileri olan birileri sundu da gelip seyrettiler. Yoksa durup dururken bir yerden haberi olmadı ya. Yani. Böyle çocuk var. Artık yani ulaşımın kolay olduğu için diyorum ben. Türkiye'de her dönem yetenekli çocuklar olmuştur. Yani. Bu dönem çıkmadı bu çocuklar. Bundan önce de vardı. Kaybolan çok var yani. Sağolun. Hocam sizin bir Agüero anınız var. Gençler Birliği için izlemeye gitmişsiniz. Kimin anı? Agüero, Kun Agüero. Evet. O dönem hocam kim vardı listede Gençler Birliği için izlemeye gittiğiniz futbolcu listesinde? O dönem şey yine bir yerden bir şeyler öğrendim. Onu soruyorum bana. Muhabbet arıyorsun şimdi. Neyse. Arjantin'e gitmiştim ben ama o dönem Arjantin'deki ekol yani seyrettiğimde 18-19-20 yaş grubu orada sonra zaten hepsi gitti yani dünyanın önemli takımlarında oynadı işte Agüero gibi Palacio evet. gibi yani bunun gibi Mascherano gibi bunlar hep o zaman seyrettik ama tabii o zaman da alıp gelme şansın çok fazla değildi zaten. Agüero'ydı ona da seyrettim. Onlardan biriydi. Transferine girelim dedik. Yolda giderken geldi. Başkanın Agüero'nun başkanıyla randevu görüşmeye giderken yoldan geri döndük. Rakamı sordu. Biz de 500 bin dolar bizdik. Görüşme iptal oldu. Öyle bir anımız var ya. Yani şey bildiğini verebilirler tabii o zamanki rakamlar öyleydi. Neyse bu tip oyuncular her dönem olmuştu. Bizim bu dediğim herhalde bir 20 senesi var. Evet. Yani evet. Agüero'nun 17-18 yaşındaydı. 17-18 yaşındaki hali. Evet. Yani öyle çok var. Şimdi bu benim anım. Bunun gibi birçok teknik adam arkadaş anlatabilir size. Birileri Aubameyang anlatır, birileri onu anlatır. Herkes bir şeyler anlatır. Bunlar doğaldır. Bazen almazsınız başka yere gider. Bir çıkış yapar. Aa bak ben bunu söylemiştim. Falan diye bu muhabbetler çok olur. Yani sonuç sadece bize has bir şey değil ya. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Tekrardan hayırlı olsun diyenle birlikte Bandırma Spor sürecini konuştuk. Gündemi değerlendirdik. Birazdan reklam arasına gideceğiz. Bu aralık öncesinde sizlerden gelen soruları da cevaplayalım. Salim abi Adana Demirspor ve Giresunspor stadına kadar insan neye göre alıyor? Bu konu neden gündeme gelmekten kaçırılıyor? Kadıköy'de Fenerbahçe 300 kişi aldı, yer yerinden oynadı. Kadıköy'deki kişilerin sayısı da 300 kişi değildi.
Giresunspor ve Adana Demirspor konusu da gündeme geldi. Yani direkt Samsun Spor Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bununla ilgili Akhisar Spor cephesinden yapılan açıklamalar vardı. Her iki konu da konuşuldu. Hemen devam edelim. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya. Derfin Yunus Tane selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyorum. Nail abinin sorusunu kaçırdım. Kendisi Radyo Spor'u devamlı dinliyor. Kaçırdım sorunu Nail abi. Başka zaman muhabbet ettiğim zaman hocayla iletirim sorunu. Metin hocama Bursa Spor'un gençleri ve Mustafa hoca hakkında yorumunu sorabilir misin diye yazmış. Sorunu kaçırdım, kusura bakma. Reklam arasına gidelim. Reklamların ardından biz buradayız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda ilk bölümde konuklarımız Hakan Karahmet ve Metin Diyadin'de. Bugün programımız saat 13.30'a kadar devam edecek. Bunu sizlerle paylaşalım. Bu bölümde ilk konuğumuz Gaziantep Futbol Kulübü As Başkanı Müslüm Özmen. Sayın Özmen, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Selamlar. Teşekkür ederim. Selamlar. İyi yayınlar diliyorum Salim Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyi. Kongre kararı da alınacak. Evet. Kongre kararını aldık. Evet. İnşallah 25 Mayıs'ta ilk tarihimiz. 2 Haziran'da da ikinci tarihimiz. İnşallah 2 Haziran'da kongremizi yapmış olacağız. Genelde hep böyle oluyor. İlk süreçte erteleniyor. Evet, öyle. Genel öyle bir alışkanlık oldu. Gerekli çoğunluğun sağlanması için 2 Haziran'ı bekleyeceğiz ve inşallah tamamlayacağız. Buyurun Salim Bey'im. Şu anda yönetiminizde yer alan Cevdet Akınal ismi ön planda başkanlık için. Evet. Siz olacak mısınız Cevdet Bey'in listesinde? Salim Bey, ben olmayacağım. Çünkü bu bir bayrak yarışı. Biz baştan beri bunu söylüyorduk. Evet. Ben 4 yıldır yönetimdeyim. 2 yıldır da as başkanlık yapıyorum. Tabii ki takdir edersiniz ki yöneticilik çok yorucu bir süreç. Ondan sonra biz tabii bu çok dolu dolu yaşadık. Ve bazen kan değişikliklerine, nöbet değişikliklerine fayda vardır. Zaten gelen arkadaşlarımız da yine yönetimde daha önce olan, işte dışarıdan yeni taze kanlar da gelecek. İnşallah güzel bir yönetim olur. Bizler de elimizden geleni yaparız. Bizler tabii bu 2 yıllık süreç içerisinde çok zor bir süreç geçirdik. Yani şöyle ki lige yeni çıkmış bir takımdık. Tamamen yeni kurulmuş bir takım. Yeni bir hoca, yeni bir teknik heyet. Ve üstelik bu şartların üstüne de pandemi koşulları devreye girdi. Çok zor bir süreç geçirdik biz geçen yıl. Ama bütün bunlara rağmen istatistiklerini de terse düşürerek yeni çıkan takımların düşme oranı genelde yüksek oluyor. Biz geçen yıl ligi ilk 8 içerisinde bitirdik ve lige renk katan, ses getiren bir takım olduk. Finansal hiçbir sıkıntı yaşamadık çok şükür. Bu yılda yine tabii pandemi süreci devam etti. Bu süreç içerisinde yine zor günler geçirdik. Çok başarılı bulduğumuz, çok iyi uyum sağladığımız dönem. Ben hep demiştim, daha öncesinde programımızda da söylemiştim yanılmıyorsam. Yıldız oyuncuları idare etmek zordur, yıldız hocaları da idare etmek zordur. Çumurika gerçekten öyle bir hocaydı. Ama maalesef çok iyi giderken, ligin lideri durumundayken o hafta Sivas maçından sonra işte bir takım şanssız açıklamalar yaptı. Ve bu şanssız açıklamalar bizi yol ayrımına mecbur bıraktı. Bunu kendisi de anlayışla karşıladı zaten. Ben şaka yaptım ama bu sözü söylemeliydim diye. Sonra zaten bunu kendi basın önünde de birçok beyanatlarında da söyledi. Ama maalesef böyle bir şeyi yaşadık. Daha sonra tabii pandemi sürecinin gitgelleri içerisinde biz yine ligin son haftalarına girerken, sonra 3 haftaya girerken yine ilk 5 şansı olan takımlardan birisiyiz.
Tabii ki yeni kurulmuş, yeni lige çıkmış bir takım için bunlar kolay işler değil. Ama biz hem taraftarımızın hem şehrin dinamiklerinin bize çok ciddi katkılarıyla yönetimdeki başta başkanımız büyük ekşi olmak üzere yönetimdeki tüm dostlarımızın özverili çalışmalarıyla da biz bugünlere kadar geldik. Biz dediğim gibi bir şey yükselişi var. İşte geçen yıl ilk 8'de yükseldik. Bu yıl ilk 5 mücadelesini veriyoruz. İnşallah bu takım önümüzdeki yıl zirve mücadelesi verecektir. Ben buna inanıyorum gerçekten. Gaziantep Futbol Kulübü artık Süper Lig'e çıktığı ilk 2 yıl içerisinde hiçbir şekilde adı düşme potasıyla anılmadı. Sadece işte ilk maçta Fenerbahçe'ye geçen sezon 5-0 yenilince herkes ligden düşecek en büyük aday gösterirken biz birkaç hafta içerisinde toparladık ve bu durumlara geldik. Bundan sonra da ben çok daha iyi olacağına, artık Gaziantep Futbol Kulübü'nün zirve mücadelesi bir takım olacağına inanıyorum. Evet, Salim Bey biraz kesintisi konuştuk. Evet, evet biraz öyle oldu. Evet. Cevdet Bey'in tek aday olarak girmesi bekleniyor. Bunu da direkt söyleyelim. Tek aday olarak girmesi bekleniyor. Evet. Yani Cevdet Bey başkan olacak gibi. Sapinto'nun dün yapmış olduğu açıklamalar vardı. Portekiz basınına konuştu Pinto. Görevden ayrılacağını söyledi. Mehmet Büyükekşi ile planlarımız vardı fakat yeni yönetimin önünü açmak adına görevden ayrılacağını, son 3 maçta takımın başında yer alacağını, ardından ayrılacağını ifade etti. Evet. Hemen sormak istiyorum. Bugün gündeme geldi. Cevdet Bey'le de şu anda aynı yönetim kurulu içerisindesiniz. Evet. Erol Bulut, bir görüşmeniz oldu mu? Evet, şimdi şöyle, öncelikle ben şey hakkında size bilgilendireyim. Bu Pinto konusunda biz çok teknik direktör değiştiren olmadı. 3 maç, 5 maç kaybetti, gönderelim yenisi gelsin. Bu tipte anlayışı olan bir yönetim kurulu değiliz. Yani bu gerek kendi hayatımızda gerekse spor hayatında bunu çok doğru bulmuyoruz. Bizim tabii ki Pinto'yla bir takım işte projeler vardı. Akademi projesi bunların içinde başta geliyordu. Ama bazen olmuyor. Yani Pinto maalesef bizde çok başarılı bir dönem geçiremedi. Ama ben beyefendice çok kibar bir şekilde bize geldi. Benim sizinle beraber ayrılmam gerektiğine inanıyorum. Ve son 3 maçta isterseniz takımın başında kalayım, kalmak istiyorum dedi. Biz de bunu çok güzel bir yaklaşım olarak gördük. Çok gerçekten hiçbir sorun çıkarmadan 3 maç sonunda hocamızla da yollarımızı ayıracağız. Yeni gelen yönetimdeki arkadaşlarımız tabii ki yeni hoca için şimdiden çalışmalara başladılar. Ya bizim de zaten daha önceden bu konularda istişare ediyorlardı. Tabii biz şu anda bu hoca sürecinin içinde bulunmuyoruz. Çünkü önümüzdeki sezon veya sezonlar arkadaşlar çalışacaklar. Onun için bu süreçte bulunup yanlış bir söz, yanlış bir yönlendirme olmasın diye tamamen kendi kararlarını versinler hoca konusunda diye biz karışmıyoruz şu anda. Erol Mustafa'nın aynen ben de sizin gibi duyuyorum. Doğruluk payı vardır mutlaka. Yani onun dışında bizim bu süreç ne durumdadır, nedir diye bir şeyde bulunmak istemiyorum. Onu arkadaşlarımız kongre sonrasında biz kalan 3 maçta görevimizin başındayız. Hiçbir ilk günkü heyecanımızdan, şevkimizden hiçbir şey kaybetmeden son 3 haftaya da aynı şekilde giriyoruz. Bu son 3 maçımızı kazanıp inşallah 5. oluruz. Olamadık, en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Onun için bizden sonraki süreç için çok bir yorumda bulunmak istemiyorum. Son dakika var, hemen paylaşalım. Denizli Spor lige veda eden ilk takım olmuştu. Denizli Spor'da seçimli olan genel kurul kararı alındı. Hemen dinleyenlerimizle paylaşalım tarihini. Denizli Spor'a da hayırlı olsun diyeyim ben bu arada inşallah. Olsun onlara. Hayırlı olsun. Müslüm Bey, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yapılacakmış.
ilk seçimdi genel kurul. Evet. Ertelenmesi durumunda çoğunluk sağlanamazsa 8 Haziran 2021 Salı günü aynı yer ve aynı saatte denilmiş. Yer neresi? Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi. Saat 20'de başlıyor kongre. Bunu belirtelim. Yönetimsel değişiklikler, kongre kararları da alınıyor. Gaziantep Futbol Kulübü de az önce de bahsettiniz bu kararı almıştı. Başka bir aday çıkar mı Cevdet Bey? Şimdi şöyle Salim Bey'ciğim, biz dediğim gibi biz bayrak yarışı diye ben bunu ilk günden beri vurguluyorum. Biz evet. Göreve geldiğimiz ilk günden beri. Bayrak yarışının özelliği takım olmaktır. Birileri koşarken koşar halde diğerine teslim eder. Ama bunun sonunda bir başarı olursa da bu takımın başarısı. Biz Gaziantep Futbol Kulübü'nden yönetimi bayrak yarışı içinde olan bir takım olarak görüyoruz. Bizden önceki, biz ve bizden sonraki gelecek bütün yönetimlerde aynı gözle görüyoruz. Onun için bizim burada bu bayrak yarışı içerisinde işte başka birisi gelir mi, gelmez mi? Tabii ki gelirse rekabet olursa güzel olur. Çünkü bazı şeylerde kulübün rağbet görmesi, bu kulübü ben istiyorum diyenlerin çıkması, maddi manevi fedakarlıklara hazır olması tabii ki bizi mutlu eder. Ama şu anda böyle bir durum var mı derseniz, bizim bildiğimiz böyle bir ortam yok. Yani herhangi bir şekilde böyle bir ortam yok. Tabii kulüplerde biz şimdi Deniz Spor çok ciddi sıkıntılar geçirdi. Ben Deniz'de de iş yapan birisiyim. İş hayatımda da çok sevdiğim ve hayran olduğum bir şehir. Deniz Spor'una çok başarılı olmasını çok istiyorum. Ama tabii bazen şanssızlıklar oluyor. Bu şanssızlıkların sonunda Deniz Spor bu sene çok ciddi sıkıntılar yaşadı ve bunun sonucunda da lige veda etti. Ve tabii bu bir kongre kararını gerektirdi böyle bir süreç. Ama bizim kongre kararı almamız veyahut da bizim yeni bir seçime gitmemiz burada bir konuyla ilişkilendirilmemeli. Biz çünkü olağan kongremizi yapıyoruz ve bu olağan kongremizde de biz sadece yönetimde bir bayrak yarışını devretmek gibi bir düşünceyle yapıyoruz. Biz gerçekten başarılı bir yönetimiz, güçlü bir yönetimiz ve dediğim gibi çok iyi noktalara, çok iyi de planları, programları olan bir yönetim kurulumuz vardı ve bunların hepsi yine devam edecek genellikle. Bizde olan sadece bir bayrak yarışı. Yani bizdeki diğer kulüplerde alınan kongre kararlarıyla lütfen ilişkilendirilmeyelim Salim Beyciğim. Evet. Bu konuda sizi bilgilendireyim istedim. Şunu da sormak istiyorum. Şirket yapısı var. Gaziantep Futbol Kulübü'nde fakat dernek statüsüne bağlı zannedersem seçimli şirket yapısı değil mi? Şimdi şöyle dernek bizim de Galatasaray Futbol Derneği devam ediyor. Galatasaray Gaziantep. Biz Gaziantep Futbol Kulübü AŞ. Şimdi AŞ yönetim kurulu ayrı, dernek ayrı. Biz de bu genel kurulda şeyi yapacağız, derneğin seçimini yapacağız. Dernek de AŞ'ye atayacak. Evet. Yani bütün diğer kulüplerde de aynı sistem aynı şekilde yürüyor. Çok teşekkür ederim. Yani anonim şirketler evet. Dernek olan yerlerde. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Müslüm Bey, değerli yorumlarınız için. Var mı son ekleyecekleriniz? Diyor, iyi yayınlar diliyorum. Hemen gitmeden bir sorum daha olacak. Buyur, bekliyorum. Günay, Cenk ve Bilal ile ilgili bir karar geldi mi federasyondan? Yok, hayır, henüz bir ne karar gelmedi. Ne zaman gelir ortalama? Onu bilemiyorum. Bu yürüyen bir süreç. Bu konuda bizim bir yorum yapmamız çok doğru diyor. Ama biz oyuncularımıza inanıyoruz. Yani biz bu konu böyle dallanıp budaklanınca bize de gelince biz Erzurumspor maçından bir gün önce hemen arkadaşlarımızı çağırdık ve bu konuyla ilgili bizi bilgilendirmelerine ve bize savunma vermeleri. Bir iç soruşturma başladık kendi işsizliğimiz gereği. O iç soruşturma neticesinde kendilerinin Erzurum kadrosunu almamıştık ve biz bu almamamızın sebebi de oyuncularımızı suçlu gördüğümüzden değil, kendilerini savunmaları için bir zaman verilmesi gerekti ki biz maç oynanırken o süreçte oyuncular
savcılıkta şikayette bulunuyorlardı. Dediğim gibi bunlar hayatın olanaksında olabilecek şeyler. Biz tamamen o iş artık federasyonumuzun ve yargıya intikal etmiş bir konu. Herhangi bir tedbir kararı falan da gelmediği için normal oyuncularımız spor hayatlarına devam ediyorlar. Spor hayatlarına. Evet. Çok teşekkür ederim Müslüm Bey. Ben size de çok teşekkür ediyorum. Görev süresince sık sık bağlantılarımız oldu sizlerle. Evet, siz de hiç çıkarmadınız. Ben teşekkür ederim. Evet, devamlı bağlandınız. Sağ olun inşallah. Diğer yönetimle de bu şekilde devam eder diyelim. İnşallah yani, devam. Sayın Başkan da hiç kırmadı Cemil yani. Tabii, Cemil de tabii. Medya ekibinde Cemil arkadaşımız da İbrahim Cemil Cansız. Cemil hiç... maşallah çok evet. Harika yetişti. Çok iyi bir noktada şu anda. Evet. Sizin gibi gençlerle inşallah medyanda yüzü değişecek inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. İçin kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar. Maşallah iyi yayınlar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Müslüm Özmen'di. Son bölümde Tarsus İtman Yurdu'ndan Nur Şirin olacak. Tarsus İtman Yurdu'nu konuşacağız. Atliklere de biraz konuşalım. Atliklerde iki takım belli oldu. Birinci lige yükselen. Geçtiğimiz haftalarda da bağlantılar yapmıştık. Manisa FK ve Eyüp Spor gelecek sezon birincilikte mücadele edecek. Eyüp Spor'la ilgili teknik direktör konusunda sosyal medyada iddialar gündeme geliyor fakat Zafer Turan'la yollar ayrılmıyor. Eyüp Spor'la ilgili bunu söyleyelim. Zafer Hoca'yla devam edilecek yeni sezonda. Zafer Turan, Eyüp Spor'u tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselten teknik direktör olmuştu. Manisa Futbol Kulübü ile ilgili birçok transfer iddiası var. Burak Çalık'ın ismi yazıldı. Rodega yazıldı. Burak Çalık ve Rodega iddiasını doğrulatamadım. Menajerler tarafından bu iki ismin önerildiğini düşünüyorum. Birazdan Onur Şirin bizlerle birlikte olacak ama onun öncesinde bir aramız var. Arkadaşımı Mehmet Uzundurukan uyardı. Araya gidelim, ardından son bağlantımızla veda edelim. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Tarsus İtman Yurdu'ndan Onur Şirin. Onur, hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Onur. Tarsus İtman Yurdu'ndasın. Tarsus İtman Yurdu'nda sezon sizin adınıza nasıl geçti? Sezon bizim anlamımızda fena geçmedi ama işte devre arasındaki bu transfer yasağı ligdeki playoff hedefimizden bizi biraz uzaklaştırdı. Gene son 4 haftaya kadar playoff iddiamızı devam ettirdik ama tabii evet. Aldığımız olumsuz sonuçlardan dolayı iddiamız 4 hafta kala bitti. Sezonu bu şekilde gene bakıldığı zaman ben iyi bir şekilde tamamladığımızı düşünüyorum. İyi bir sezon geçtiğini düşünüyorum ben kendi adımıza şartlar dahilinde. Çalıştığınız teknik direktör Ergün Pembe'ydi. Ergün Hoca ile ilgili değerlendirmen nedir? Uzun yıllar çalıştınız Tarsus İtman Yurdu'nda. Yaklaşık 2 sezondur. Evet. 70 maçta da çok iyi bir ortalama yakaladı. 1.44'ü tutturdu. O ligler için iyi bir ortalama. Evet kesinlikle ki şöyle bir şey dediğim gibi geçen sene çok geç toplandık. Çok geç oluştu takımımız. Bu sene ona keza düşünülen transferler yapılamadı. Devre arasında ayrılan arkadaşlarımız oldu. Çok şanssız maçlar geçirdik. Ona rağmen 2 sezonda ortalama olarak iyi bir puan ortalaması tutturdu. Ergun Hoca çok tecrübeli, çok deneyimli. Bir o kadar da mütevazi. Biz de hoca oyuncu değil de abi kardeş gibi ilişkisi olduğu için iyi bir aile ortamı oluştu. Çok keyifli 2 sezon geçirdik. Ergun Hoca için söyleyeceklerim bunlar. Onur, sözleşmen bitiyor. Evet. Bitti yani daha doğrusu. Evet. Sözleşmen de bitti. Planlamaları nedir? Devam edecek misin Tarsus'ta? Neler yapacaksın? Bugün görüşmemiz oldu ama daha önümüzdeki sezon yapılanmasıyla ilgili net bir planlama yok kulübün. Evet. Ben de ondan dolayı ama çok uzun da sürmeyeceğini düşünüyorum. İddialı bir yönetim oluşturdular bu sene için, önümüzdeki sene için.
biz şu an geçen seneki daha önceki yaşadığımız problemleri dile getirdik. Karşılıklı ve bir iki gündür toplantı halindeyiz oyuncularla yönetim olarak. Önümüzdeki sezonla ilgili de ben birkaç hafta içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. İç transferle ilgili özellikle. Ondan sonra da olumsuz bir durum halinde. Zaten sözleşmem bittiği için yeni gelen teklifleri değerlendireceğim kendi adıma. Tarsus Manyoruz'da önümüzdeki sene ligde iddialı bir kadro kuracağını düşünüyorum. Onur, çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. İyi yayınlar, iyi çalışmalar size. Sevgili dinleyenler, hattımızda son konuğumuz Onur Şirin'di. Onur Şirin Tarsus Manyoruz'da görev alıyor. Sözleşmesi bitti. Muhtemelen devam edecektir diye düşünüyorum Tarsus'ta. Bunu söyleyelim. Yayınımızın da sonuna geliyoruz. Bitirelim yayınımızı son sorularla. Hemen kontrol edeyim sorular varsa. Hemen kontrol ediyorum sevgili dinleyenler gelen soruları. Osman Bey yazmış. Salim kardeşim, Menemen Spor Adana Demir Spor maçına gidecek misin? Diyor, evet gideceğim. Karşılaşmayı yerinden takip edeceğim. Yayınımızın sonuna geldik. Benden hemen sonra Ekrem Özülker. Düzeltiyorum. Benden hemen sonra Mert Elam ve Ali Erim Hattrick programında sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.